Bu dalgalanma devam eder diye düşünüyorum. Bir ALB Forex'e dönelim. Rıdvan bizi bekliyor ALB'de. Rıdvan, iyi geceler, hoş geldin. İyi geceler Barış, yayınlar. Teşekkür ederiz. İstersen bir dolar TL'ye bakalım. 2.90'ın altını bugün zorladı ama şu dakikalarda üzerinde. 2.90-60, 2.90-50'lerde. Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı var. Biz de konuşacağız birazdan. Hem o konudaki beklentiniz hem de dolara dair neler söylersiniz, seni dinleyelim. Tabii Barış, şu an küresel piyasalarda Brexit konusu ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Geçen hafta başında ayrılıkçı taraftarın biraz önde olduğu haberlerin gelmesiyle birlikte küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını ve özellikle gelişen ülke piyasalarında değer kayıplarının olduğunu görmüştük. Bu kapsamda kur tarafında 2.95 seviyeleri test edilmişti. Ancak hafta sonu gelen ankette bu sefer tam tersi bir sonuç ortaya çıktığını görüyoruz. Kalalım diyenlerin sayısında, oy oranında daha doğrusu, bir miktar artış olduğu geldi, haberleri geldi ve bununla birlikte risk iştahında bu sefer bir artış gözlemlendi. Bu kapsamda gelişen ülke para birimlerinin neredeyse tamamı bugün dolar karşısında değerli konumdaydı. Bu kapsamda kur tarafında da gevşemeler meydana geldi. Tabii önümüzdeki günlerde hala Brexit konusunu konuşuyor olacağız. Bu ana gündem maddelerinden biri olacaktır kur tarafı için ama yarın özellikle TL tarafında negatif veya pozitif ayrışmalar gündeme gelebilir. Burada da senin bahsettiğin gibi Merkez Bankası'nın faiz kararı önemli bir rol oynayacaktır. Beklentilere bakıldığında piyasalar şu an ve biz de kurum olarak faiz koridorunun üst bandında 50 baz puanlık bir indirim bekliyoruz Merkez Bankası'ndan ki Merkez Bankası son 3 aydır zaten piyasa beklentileri dahilinde faiz indirimleri yapıyor faiz koridorunun üst bandında. O yüzden 50 baz puanlık indirimde kur tarafında yurt dışı gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Özellikle risk iştahının artmaya devam ettiği süreçte faiz indirimi gelse bile TL tarafında iyimserliğin bir miktar daha devam edebileceğini söyleyebiliriz. Burada kur tarafının negatif veya pozitif araştıracak şeylerden biri faiz indiriminin beklentilerden yüksek veya beklentilerden az gelmesi olacaktır. Özellikle 50 baz puanı aşacak bir indirim tabii ki de TL tarafında zayıflık yaratacakken 50 baz puanın aşağısını yapılacak bir indirim de TL tarafında ilk etapta değerlenme görmemize neden olabilir. Teknik olarak ise aşağı tarafta 2.8950 önemli bir destek noktası ki bugün gördüğümüz dip seviye burasıydı. Bu nedenle yarınki faiz kararının ardından 2.8950 desteğinin kırılması durumunda kur tarafında kısa vadede aşağı yönlü eğilimi devamı beklenebilir. Rıdvan, teşekkür ederiz. ALB'ye kolay gelsin diyelim. Bizim de anketimiz var Merkez Bankası'na dair. Onu anons edelim.